İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye devlet olması sürecine aşamalı olarak kesinlikle başlamalıdır. Vartan Sırmakeş, vatana geri dönüş girişimi çerçevesindeki biznese 100 milyon dolar yatırım yapacak. Fransa, Karabağ sorununun çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek. ABD Senatosu artık uluslararası finans kuruluşlarına Türkiye'ye karşı kredi vermeme çağrısında bulunacak. Afrin'de Ezidiler ve Aleviler için yaşam alanı kalmadı. ABD ve Türk askerleri Manbij'de ortak devriye görevi yürütecek. Batı Ermenistan Başbakanı Garnik Sarkisyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na bir röportajda bulundu. Sarkisyan, röportaj çerçevesinde Türkiye'de son zamanlarda gerçekleşen seçimleri, bölgesel sorunları ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye devlet olması sürecini ele aldı. Türkiye'deki seçimler ve onun Batı Ermenistan ile genel olarak bölgedeki sorunlara etkisi doğrultusunda açıklamalarda bulunan Başbakan şunları belirtti. Bugün Türkiye'nin bir ve tek temel sorunu var. O da kendi var olma ve toprak bütünlüğünü koruma sorunu. Rakip siyasi güçlerin seçim mitinglerinde ve programlarının derinliğinde dile getirilen ve gizlenmiş gerçek düşünce işte budur. Gerçek şu ki, gerici, ortaçağ barbarlığı ve işgalcilik bugün Türklerin çoğunluğunda baskın ideolojidir. Batı Ermenistan'a ve bölgeye referanslar açısından bugün Türkiye yönetiminin başında bulunan aşırı, abartılı ve kendini padişah ilan eden lideri bizim için daha uygundur. Batı Ermenistan'ın haklarının tekrardan elde edilmesi olanaklarına da değinen Başbakan şu vurgulamada bulundu. Geçmiş yasalarda bölgenin yerli sahiplerinin önemlilerinden biri olarak Ermeni faktörünü görmezden gelmek temel teşkil ediyordu. Ama bugün bu gibi yasayı uygulamak artık mümkün değildir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bugün uluslararası yasada öngörülen tüm haklara ve tanınmalara sahiptir ve uluslararası ailenin olumlu ve yapıcı bir üyesi olmaya yakışmaktadır. Vorat zayra hegagan modetsum nevor gırtsav mezamasnutyun abahovel. Garnik Sarkisyan'ın reportajını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden bütünüyle izleyebilirsiniz. Tanınmış Ermeni iş insanı Frank Müller ve Arm Swiss Bank'ın sahibi Vartan Sırmakeş, Gündem Reportaj adlı televizyon programına yaptığı açıklamada vatana geri dönüş girişimi çerçevesinde biznese 100 milyon dolar yatırımda bulunacağını dile getirdi. Sırmakeş, reportaj sırasında Ermenistan'ı inşa et adlı proje faaliyetleri hakkında ayrıntılarda bulundu. Projenin başlangıcında 100 milyon ABD doları yatırımda bulunulacak ve bu rakam sonraları daha da artacak. Ermenistan'ı inşa et projesinin amacı, ana vatan Ermenistan'a geniş çaplı yatırımları teşvik etmek, sosyoekonomik açıdan olumlu bir ortam yaratmak ki, Ես չեմ ուզում դեսնել ռիսկերը, ամեն գործի մեջ իհարկե ռիսկեր կա, բայց հաջողություններու հիմքերը այսօր Հայաստանի մեջ արդեն սկսված է եւ կան։ Bu uygun altyapı temelinde vatana geri dönüş dalgası kabul edilebilir olsun. Fransa bölgedeki halkların çıkarları doğrultusunda Artsakh çatışmasının çözümüne yardım etmeye devam edecek. Konuyla ilgili bu bilgi Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Paris'te gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada ifade edildi. Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada iki ülke devlet başkanları Karabağ çatışmasıyla ilgili fikir teatisinde bulundu. Fransa'nın Agitmis grubu eş başkanı sıfatıyla bölgede uzun süreli barışın hakim kılınması için özel sorumluluğunun bulunduğu da vurgulandı. Açıklamada Fransa Başkanı'nın tek alternatif olan görüşmeler temeli üzerinde çatışmalara uzun süreli son verilmesi temelinde ve bölge halkının çıkarı doğrultusunda sorunun çözümü için çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Macron ayrıca 11 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleşen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesini de kutladı. 6 senatör Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na bir yasa tasarısı sundu. Senato komisyonu açıklamasında bir takım uluslararası finans kuruluşlarına Türkiye'nin temelsiz tutukladığı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşını serbest bırakana kadar Türkiye'ye karşı yaptırım uygulaması ve kredi verilmemesi çağrısında bulunuluyor. Tasarı, Türkiye Mahkemesi Amerikalı din adamı Andrew Branson'u terör ve ajanlık suçlamasıyla hapse atmasından sonra öne sürüldü. Bu olay nedeniyle NATO'nun Washington'la ilişkileri bile gerildi.
tasarıda Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li icra müdürüne Türkiye'ye gelecekte insani amaçlı öngörülen krediler haricinde kredi verilmemesi talimatı yer alıyor. Bu ihtiyati tedbirler Türkiye'nin ABD vatandaşını serbest bırakana kadar devam edecek. Evangelik Kilise rahibi Andrew Branson, Türkiye'de 2016 yılında gerçekleşen askeri darbe girişimiyle bağlı bulunduğu, darbenin lideri İslam propagandacısı Fethullah Gülen ile bağı bulunduğu nedenleriyle suçlanmakta ve ömür boyu hapis cezası tehdidi altında bulunmakta olduğunu hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı'nın Orta Doğu doğrultusundaki yöneticisi General Joseph Votel yaptığı açıklamada Amerikalı ve Türk askerleri Suriye'nin Manbij şehrinde ortak devriye görevinde bulunacak. Yetkilinin belirttiğine göre iki ülkenin silahlı kuvvetler temsilcileri bu amaçla yakın bir gelecekte büyük çapta ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirecek. Votel ayrıca devriye görevinin diplomatik yol haritasının bir parçasını oluşturduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Dışişleri Bakanları tarafından imzalandığını ifade etti. Daha önce Suriye'nin Manbij şehrinde ortak eylem planı üzerinde çalışan Türk-Amerikan çalışma grubu yol haritası konusunda nihai bir anlaşmaya varmış ve ilgili belgeyi iki ülkenin yüksek devlet organlarına göndermeyi kabul etmişti. Almanya merkezli tehdit altındaki halklar örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Afrin'e radikal İslamcı Arapların yerleştirildiğini, kente şeriat hukukunun getirildiğini ve yaklaşık 7000 Kürt'ten haber alınamadığını ve Ezidiler ile Aleviler için yaşam alanı kalmadığını belirtti. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre tehdit altındaki halklar örgütü, Afrin kentinin kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na geçmesinin ardından yaşananlarla ilgili ağır suçlamalarda bulundu. Örgüt, bölgedeki Kürt aktivistlerin verilerine göre Temmuz'un ilk yarısında yaklaşık 120 adam kaçırma, 7 cinayet, 10 soygun ve 27 baskının belgelendiğini, ayrıca 4 darlarının da ateşe verildiğini bildirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gedaşen adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.